teşekkür ederim. Ramazan ayı her birimizin tek tek vicdan sorgulaması yapması gereken bir aydır aynı zamanda. Ramazan ayında manevi dünyamızı zenginleştiririz. Ramazan ayında barışmayı, dost olmayı, kucaklaşmayı her zaman arzu eder ve bunu büyütmeye çalışırız. Ramazan ayında aynı zamanda vicdan sahibi olmayı, herhangi bir vatandaşa kucak açmayı, onun yoksulluğunu gidermeyi, acılarını paylaşmayı biliriz ve o çerçevede hareket ederiz. Yunus Emre ile başlayayım. Yunus Emre der ki, ilim ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır. O zaman sorumuz şu, kendini bilmek ne demektir? Kendini bilmek adaletli olmak demektir. Kendini bilmek siyasette kendini topluma adamak demektir. Kendini bilmek eğer bir vatandaş bir akşam evinde aç kalıyorsa 85 milyonun aç kaldığını bilmek demektir. Kendini bilmek aynı zamanda direksiyon sallayıp 16 milyonun taşınması için çaba harcayan değerli arkadaşlarımıza, şoför dostlarına, onlara kucak açmak ve onların sorunlarına kilitlenmek ve o sorunları çözmek demektir. O nedenle kendini bilmek sıradan bir olay değildir. Ulaşım esnafımız burada. Böylesine güzel bir atmosferde bizi buluşturan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'na inşallah Cumhurbaşkanı yardımcısı da olacak ve önüne çıkan bütün engelleri kendi imzasıyla çözecektir. Kendi imzasıyla. Kendini bilmek aynı zamanda adaletli olmak demektir. Yani devleti yönetenlerin adil olması gerekir. Çünkü devletin dini adaletse adaletli davranmak demektir. Eğer siz servis aracına %8 KDV ama diğer ulaşım araçlarına %18 KDV uygularsanız burada bir adaletsizlik var demektir. O zaman biz adaletsizliği kaldırmak ve bu ülkeye adaleti getirmek için mücadele edeceğiz. Eğer siz yatına binip bütün denizlerde keyifle gezmeye çalışan herhangi bir vatandaşımıza KDV'siz, ÖTV'siz akaryakıt veriyorsunuz ama traktörünü kullanana, günün 24 saati direksiyon sallayanlara eğer %18'den KDV uyguluyorsanız, ÖTV uyguluyorsanız burada bir haksızlık var demektir, bir adaletsizlik var demektir. Devleti yönetenlerin adil olması lazım, hakkı teslim etmesi lazım. Hakkını teslim etmezseniz olmaz. Bakınız, ben daha önce direksiyon sallayan değerli kardeşlerimle beraber pek çok toplantı yaptım. En büyük toplantıyı Mersin'de yaptık. Düşünün. Memursunuz, emekli olduğunuzda emekli ikramiyeniz var. İşçisiniz, emekli olduğunuzda veya emekliğiniz geldiğinizde kıdem tazminatı hakkınız var. Esnaf eğer dükkan sahibi ise, dükkanı iyi yerdeyse hava parası var. Direksiyon sallayan şoförlerin ne hakkı var Allah aşkına? Onların da bir kıdem tazminatı olmalı. Onların kıdem tazminatı plaka sınırlamasıyla gelmeli. Plaka değerlendiği andan itibaren onların da hakkının teslim edilmesi lazım. Dolayısıyla kamyonlar için, tırlar için, otobüsler için plaka sınırlaması getirilmesi lazım. Her önüne gelen kamyon alırsa, her önüne gelen tır alırsa, her önüne gelen otobüs alırsa o zaman ne olacak? İnsanlar gelir elde edemeyecek. Var olan alın teriyle çalışıp gelir elde edenler de zarar etmeye başlayacak. Bunun da engellenmesi lazım. Hiç ama hiç endişe etmeyin. Bakın bir şey daha ifade edeyim. Devlet diyor ki 65 yaş ve üstü olanlar belediye otobüslerine veya
kentteki taşıma sağlayan otobüslere ücretsiz binerler. Eyvallah, binsinler, kimse itiraz etmiyor. Ama bunun yükünü ya otobüs şoförünün üstüne, sahibinin üstüne veya belediye başkanına yıkıyorlar veya ikisine beraber yıkıyorlar. Eğer devlet adil olursa, bedava taşıyacaksan adil devlet o bedava taşıdığı kişinin parasını her ay düzenli o vatandaşın banka hesabına yatırır. Mesele de biter. Sen taşı, para vermeyeceksin. Ama birilerine gelince dünyanın paralarını veriyorlar. Dünyanın garantilerini veriyorlar. ÖTV'sini veriyorlar. KDV'sini veriyor. Bunları sıfırlıyorlar. Avro bazında, dolar bazında paralar veriyorlar. Yüksek faizler veriyorlar. Alın teri döken, direksiyon sallayan insanın hakkını teslim etmiyorlar. Bilmenizi isterim. Adaleti bu ülkeye mutlaka getireceğim. Herkesin hakkını ve hukukunu teslim edeceğim. Hiç kimse endişe etmesin. Bunu söylediğim zaman çok kişi bana kızıyor. Ben bunun farkındayım. Adaletsiz davrananlar bana kızıyorlar. Havadan para kazananlar bana kızıyorlar. Hiç kimsenin kimliği, hiç kimsenin inancını sorgulamadan, hiç kimsenin yaşam tarzını sorgulamadan, herkesin, mağdur olan herkesin yanında olmak benim namus borcumdur. Bunu da ifade etmek isterim. Araç muayene istasyonlarına da gelen zammın da farkındayım. Onun da ne olduğunu gayet iyi biliyorum. Kimlere büyük kıyaklar çekildiğinin de farkındayım. Direksiyon sallayan, alın teri döken değerli arkadaşlarım, değerli kardeşlerim, hiç meraklanmayın. Bu ülkeye baharlar gelecek. Bu ülkede hepimiz huzur içinde yaşayacağız. Herkesin hakkı hukuku teslim edilecek. Hiç endişe etmeyiniz. Efendim, tuttuğunuz oruçlar, ettiğiniz dualar kabul olsun. Hepimiz huzur içinde, güzellik içinde bu ülkede yaşamak istiyoruz ve yaşayacağız. Siyaseti iyilikte yarışma olarak görüyorum. Birbirimizi karalamak için değil. İyilikte yarışma için, adaleti sağlamak için, herkesin hakkını, hukukunu teslim etmek için, devlette liyakati sağlamak için, KPSS sınavına girip de yüksek puan alıp sözlü de elenenlerin haklarının teslim edilmesi için mücadele etmek zorundayız. Bunu yaptığımız zaman bu ülkeye elbette ki baharlar gelecek. Elbette ki güzellikler gelecek. Elbette ki bana oy vermeseniz bile ben sizin hakkınızı teslim edeceğim. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın. Diğer siyasiler gibi değilim. Sizin oy versin vermesin. Mağdur olan kim varsa onun yanında olacağım. Ve onun hakkını, hukukunu teslim edeceğim. Bundan emin olmanızı isterim. Hepinize en içten sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. İstanbul'u büyüten, İstanbul'u huzurlu bir kent yapmak için çaba harcayan ve İstanbullulara kendisini adayan ve bizi burada buluşturan Sayın Ekrem İmamoğlu'na tekrar hepinizin huzurunda yürekten teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun diyorum.